Bloğumuzun konsepti şu, pazarla marketi kıyaslayacağız. Florya'daki Ahmet bulunmuş arkadaşlar. Pazarlık mı ediyor? Katrin'in böyle, demek ki böyle uyanıklıkları da var Katrin'in. Bunu var ya, seni pazarda tanımak lazımmış ya. Nerede ne var onu bir görelim ilk önce. Keşifteyiz şu anda. Keşifte, evet. Ceviz var mı? Cevizler var aşkım. Eyvah. Keşke burada ceviz bulamasaydık. Bir bakmışız bu vlogtan sonra Aslan'ın cevizi yedikten sonra bir anda cevizlemeye başlıyormuş. Arkadaşlar hepinize yepyeni bir vlogtan merhaba. Bugün gene arayı soğutmadan sıcağı sıcağına, biliyorsunuz diğer vloglarımı takip ettiyseniz mutlaka bu pazar muhabbetini duymuşsunuzdur. Katrin'in meşhur pazar çantasında biliyorsunuzdur. Vlogumuzun konsepti şu, pazarla marketi kıyaslayacağız. Şöyle, Katrin'in her zaman gittiği pazarla benim her zaman gittiğim küçük butik marketi kıyaslayacağız. Fiyatları göstereceğiz. Tatları bu eve gelip tadacağız. Umarım güzel bir vlog olur. Biz çok heyecanlıyız bu vlog için gerçekten. Çünkü güzel ve enerjisi dolu bir vlog olacağını düşünüyoruz ve hemen lafı kısa kesip, zaten aşırı konuşuyorum. O yüzden bari burada bu kadar konuşmayayım. İşe koyulalım. Pazar çantamızı da aldık. Yola koyuluyoruz. Katrin'cim bana da alacaktın ama. Sana da aldım da şimdi bir tane bize yeter diye düşünüyorum. İkimiz birden. Bana da almış sağ olsun. Bir pazar çantam yok demem. Hangi pazara gidiyorduk? Paşabahçe pazarına gidiyoruz. Burada hemen aşağıda. Bizim evet. Evimize en yakın pazartesi ve perşembe günleri oluyor. Benim en çok tercih ettiğim pazar. Sen hangi günler gidiyorsun? Ben genelde pazartesi gidiyorum ya. Tamam. Hani hafta başı oluyor. Hem taze güzel güzel evimize böyle meyveler sebzeler. Süper. Pazarda devam ediyoruz bu muhabbeti. Hadi bakalım. Arkadaşlar buralar titriyecek. Yollar engebeli. Belirli malzemeleri alacağız. Zaten göreceksiniz. O belirli malzemeleri kıyaslayacağız. Yani bugün haftalık pazar ve market alışverişimizi yapmıyoruz. Öyle evet. Bir vlogcağız zaten çekmiştik. Kalitesini, tadını, fiyatını çok önemli olarak kıyaslayacağız ve tavsiyelerde bulunmayacağız. Çünkü hani herkesin orada, tabii herkesin semti başka. Herkesin orada mutlaka bir pazar oluyordur ama. Tabii canım, her yer. Yani market çok da aynı şekilde. Hayır. Belki bizim çevrede oturanlar ama mutlaka olur. Bir tabii izleyenler canım. Hepsi biliyordur. Bir şeyleri öğrenecek ve görecek ve baz alacak diye düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar bende yalan yok. Ben ilk defa bu pazara gidiyorum. Yani ilk defa pazara gitmiyorum ama bu pazara ilk defa gidiyorum. Çünkü Katre öve öve bitiremedi. Geçen haftadan beri bizim eve turşu suları geliyor. Gerçekten de yani bir haftadır falan deli gibi evet. Turşu suyu tüketiyorum. Katre bayağı gidiyor. Yani bu pazara sen değil mi? Ben evet kaçıncı gidiyorum. Çünkü pazartesi günü burası var. Hem yakın hem de çok güzel. Bu benim kaçıncı. Ben gidiyorum ya her hafta gidiyorum ya da iki haftada bir kesin gidiyorum. Hem annem babam pazara gidiyor, hem Katre gidiyor ya, benim gitmeme gerek yok. Evet, gerek yok. Çünkü bütün siparişlerimi onlara söyledim ve onlar gereken şeyleri sağ olsunlar, beğendikleri her şeyi bana da aldıkları için. Güzel oluyor. Ben olayın market kısmını hallediyorum. Ben de onlara marketten güzel şeyler alıyorum. Böyle bir paslaşma var aramızda, bence inanılmaz güzel ya bir yardımlaşma. Bir de Okan çok seviyor. Hani bu anlıyor da böyle yemek işinden birisi. Tadı ha, yani o damak tadı. Hayır. Damak tadını seviyor. Öyle olunca hani hemen de anlıyor. O yüzden yemekler falan olabildiğince lezzetli, şimdi güzel yapmaya çalışıyoruz. Şimdi mesela bir şey soracağım. Ha, anlar yani mı acaba? Arda anlamaz da mesela bizim kıyaslayacağımız ürünlerde Okan olsa bu pazar bu market der mi? Demez ama bizim şimdi market ya da o markette... Ya da bu hep bizim yediğimiz bu başka yer der mi? Demez. İnşallah alnımızın akıyla bu işten de çıkacağız. Pazarcı Ahmet. Ay Pazarcı Ahmet, inanamazsınız arkadaşlar şimdi sinirlerim bozuluyor. Ya gerçekten dün Katre bana bir screenshot attı. Onu hemen Ali şuraya koyuyoruz. Florya'daki Ahmet bulunmuş arkadaşlar. Yemin ediyorum bulunmuş ve bize yollanmış bu mu diye. Katre'ye yazmışlar, demişler ki Katre Aslan'ın vlogundaki Ahmet bu mu diye ve yemin ediyorum Ahmet o. Onu nerede görsem tanırdım zaten. Resmini de gördüm. Aynı surat, adamın bir tek saçları birazcık dökülmüş. Sevgili Ahmet'e de o her ne kadar bize Allah belası biz ona sevgilerimizi yolluyoruz. Şu an henüz bu pazarda bir pazarcı Ahmet'imiz olmadı. Evet, bu arada bu vlogu ilk defa izliyorsanız ve diğer vlogu izlemediyseniz lütfen The Bayrampaşa vlogu'na geri dönüp bu Ahmet'in muhabbetini dinlemeniz gerekiyor. Çünkü bize durduk yere Allah belanızı versin demedi tabii ki. Hakikaten Ahmet, o sana helal olsun diyorum buradan. Ben tanımadığım için direkt Aslan'a attım. Aslan ya dün, beni yani haykırarak falan aradı. Ya dün annemle boğazımıza yemek kaçtı ya. Birden nasıl gülmeye başladık biliyor musun? Hani nasıl buldular bunu diye. Bunu diye attım ya. Aslan gerçekten yani... Burası da benim, şimdi zaten söyleyeceksin. Bütün pastırmadır, peynir, her şeyim buradan alıyorum. Egemen burası.
Ha, burası mı? Evet. Oraya gideceğiz. Aynen. Tamam, bu pazara ait. Evet, şöyle Paşabahçe'nin pazarın başlangıcında dükkanları var normalde. Yıllardır buradalar. Pazarda da tezgahları var ayrıca ama birçok ürünü dükkanın içinde. Hani size gösterebilmek için ilk önce dükkanına gidelim. Ama ben pazardaki yerini de gösteririm. Pazardaki yerini gösteririm. Görelim. Olduğuna emin olalım. Yok, pazardaki yeri gösteririm ben zaten. Arkadaşlar gördüğünüz gibi daha adımımı attım. Karşıdan balıkçı beyefendi geldi ve Aslan abla hoş geldin dedi. Yani demek oluyor ki ben buralara uzak değilim. Galiba kendi arabam beni izliyor şu anda. Evet. Balıkçımız geldi. Biz daha bismillah gördüğün ama gibi. Ama lütfen dipnot geçmek istiyorum. Hemen Sabri amcanın adını söyledi. Sabri abime de lütfen söyleyin. Ben artık evet. Buradayım dedim. Yani görüyoruz ki. Böyle onlara selamlar yolluyoruz ve biz nereye giriyoruz şu anda? Erollar Gıda Peynircilik. Evet, buraya şimdi giriyoruz. Merhaba. Sen normalde zeytinleri buradan alıyorsun değil mi? Zeytinleri buradan alıyorsun. Geçen hafta zeytin buradan aldım değil mi zeytinlerimi? Evet. Yufkaları buradan. Bak şunu alıyorum. Dil peyniri. Bak dil peyniri. Bu yani sizin pazardaki standınıza da gideceğim. Ay vallahi yerim yani. Ne yalan söyleyeyim. O zaman şimdi az arkadaşlar şunu söylemem lazım. Az ve öz miktar alacağız. Dediğim gibi ev alışverişimizi yapmıyoruz şu anda. Kıyaslama yapacağız. Hayır, bir şey almasanız da olur ya. Önemli değil. Alacağız. Aa, lazım videoda. Öncelikle Ayhan Bey, buradan bize önerebileceğiniz bir kere zeytin evlerin, bütün evlerin olmazsa olmazı. Bu işin yani şeyi yok. Ben zannetmiyorum yani çok az insan zeytin sevmez. Ben öyle düşünüyorum. Ben bayılırım. Siyah zeytinciyim bu arada. Sevgili eşim yeşil zeytin sever. Şimdi bu, şu sele mi? O sele. Evet, bak sele. Hemen tanırım seleyi. Ben bir seleden tadabilir miyim ilk önce? Çünkü sele zeytin alalım. Çünkü diğer taraftan onu alacağız. Çok teşekkür ederim. Evet bence. Sele güzel değil mi? Ama şöyle bir de çok güzel etli bir zeytinimiz var. Onu da tadayım. Ben şimdi, geçen hafta hangisinden nerede? Almıştım? Şimdi Ayhan Bey şunu soracağım. Buyurun. Normalde 100 gram. Bir zeytin bu kadar sert olmaz ama bu hem iri hem sert. Yalnız çok güzel. Tabii kütür kütür. Gemlik. Hepsi gemliği. Ben şu an zaten bunu şey yaptım, sevdim. Ben de bu arada zeytin ayırırım ya. Bu çok güzel, son verdiğiniz ama bu mesela bana bir tık tuzlu. Tuzlu. Ama tabii i̇şte suda bekleyin. Salamura olduğu için, o salamura değil onlar. Ben buraya zaten geliyorum böyle aç birazcık. Ayhan abi sağ olsun bana işte ondan da veriyor, bundan da veriyor. Ben böyle buradan midem böyle fena bir halde çıkıyorum. Şu anda Ayhan Bey'den Ayhan abiye geçiş yaptık. Çünkü Ayhan abi belli ki iyi bir esnaf. Bir kere bonkör. En sevdiğim şey bonkör esnaftır. Bayılırım böyle tadar mısın? Bu arada ben peynir yemiyorum. Buluşalım Allah aşkına. Ben peynir yemiyorum. Peynir. Sadece çeçil peyniriyle bir tek kaşar yiyorum. Normal kaşar. Ama böyle koku falan olmayacak. Ve ben burada gerçekten Ayhan abi bana böyle bazen şu peyniri ye ne olur kokmuyor diye bir kaşanerde oluyor. Bizim bir listemiz var. Ayhan Bey'den onları, Ayhan abiden onları isteyeceğiz. Şimdi şöyle. Birincisi Ayhan abi 100 gram sele zeytin. Yufka alacağız. Peynir alacağız. Lor peyniri alacağız. Kaşar loru var mı? Var. Balıkesir loru var. Tamam. Balıkesir loru. Aslancığım. Evet, bal alacağız. Buradan balını da buradan alıyoruz. Tamam. Burada balımı da buradan alıyorum. Şimdi hepsine tek tek geleceğiz. Zeytinden bir başlayalım. Maşallah gerçekten Ayhan abinin eli bonkör bak. Elimiz peynir. Bu arada gerçekten spontane geldik. Yani şu an yani bilmiyordu. Zaten özelliği bu oluyor. Yoksa doğal olmuyor çekimler. İnsanlar bir kasılıyor. Onu da ben sevmiyorum. Şimdi. Bu nasıl? Bu çok güzel. Daha yemedim. Bu çok iyi. Bu da çok güzel. Ben buraya, annem nasıl bilmiyor burayı ya? Kokmuyor. Kesin biliyordur Güler teyze burayı. Köy selesi, Gemlik köy selesi. Ne kadar? Kilosu 86 TL. Kilosu biz 100 gram alıyoruz hepsinden. Yani hemen hemen 9 lira falan oluyor 100 gram. Sen kilo öyle mi alıyorsun? Biz kilo almıyoruz. Biz zaten 2 kişiyiz. Bu 100 taze gram. Taze olması için ben 200-250 gram falan alıyorum ortalama. Atın. Zaten her hafta buralara geldiğim için de mutlaka taze taze alıyorum ki daha iyi olsun diye. Fazla fazla şey. Ama misafirim vesaire varsa hani hemen tabii biraz daha fazla aldığım oluyor buradan. Bunu sepete attım. Sepete attık. Yufka kaç tane vereceğim? Yufka yine az normalde. 5'er tane alalım bence. Evde şöyle. Bir şey yaparız. Evet evde. Ben paçanga böreği yapıyorum bu arada. Misafirlerim zaten çok sevdiği için misafirlerim mutlaka masamda oluyor. Paçanga böreğim için kaşarımı, pastırmamı ve yufkamı da buradan alıyorum. Gerçekten pastırması da çok iyi. Zaten bir dakika. Üçüncü malzememiz de bu olacak. Yufkamızı da alıyoruz o zaman. 5'er tane. Yufkamızı. Bakacağız. Bakacağız. Bakmaz mıyız? Ya pastırma gerçekten çok güzel. Pastırma inanılmaz bir şey. Arkadaşlar ben hamileyken yiyemedim diye ölmüştüm. İnanılmaz canım çekti bir gün. Ne yalan söyleyeyim yedim. Leke meke olmasın diye çocukta. Kayınvalidem getirmiş. Hatta sen de vardın o gün. Vallahi yedim yani. Dayanamadım yedim. Yanlış örnek olmasın. Yenmiyor normalde. 5 yufka ne kadar? Hepsini tek tek sormam lazım. Yok ben üstüne yapıştıracağım etiketi. 30 lira. Ha süper. Yapıştıracağım. Pastırma 100 gram alalım bundan da. Pastırmayı da 100 gram alalım. Bir de lor mu demiştin Aslan? 40 lira 100 gramı arkadaşlar. Bunların hepsini not ediyorsunuz. Zaten
zaten biz açarken tekrardan şey yapacağız. Lor tadacağız. Lor sen tat. Sen ama tatmak zorunda kalacaksın. Aa tamam tadayım o zaman. Tamam tadayım. Lor'da ne olur bana güvenmeyin. O zaman senin de tadamayacağın bir şeyi deneyelim. Ne gibi mesela? Mesela ne olabilir? Ceviz. Aha evet mesela ceviz. Ben. Tamam bence ceviz de alalım. Ay. Beni bitirdin falan. Evet ilahi adalet olsun dedi ve doğru. Eyvah. Evet, şimdi şu kadar tat bak minik. Tamam. Katre peynir tamam. Yemiyor arkadaşlar. Tek uyuşamadığımız nokta orası. Biz kahvaltı için mi börek için mi bu? Bunlar yani kahvaltı. Ben çok seviyorum. Zeytin, lor peyniri, tabii, domates rendesi falan. Bu kahvaltılık lor zaten. Çok güzel. Böreklik değil. Yağlı, tuzsuz bile olur. Bir şey söyleyeyim. Böyle bazen reçel falan koyuyorlar bir peynirin üstüne. Bu o mu işte? Lor. Aynen. Sen tamam lor yiyorsun. Ben yani evet ben şaka çok peynir. Kaymak lor diyorlar. O zaman yarım kilo lor. Var mısın? Evet. Ne kadar? Yarım kilo lor 60 TL. Evet. Tamam. Ayhan lor. Abi şimdi bu balları görüyorum burada. Evet. Bal bizim evimizde çok önemli bir konu. Evet. Çünkü benim iki tane bebişkom var evde. Biri 2,5 yaşında, biri 4 yaşında. Ayhan çok kokladık. Ben bir biraz acı olmasın. Bunu. Aa bu kestane okay. Ama bu ilaçlık mı? Bak. Ha, ben buradan şey şeylerimi de alıyorum. Hangi anzer balı galiba şey çocuklara ağır gelen bal değil mi? Onu ben vermiyorum çok ağır dediler. Bu ne balı oluyor şimdi? Bu kestane. Kestane. Kastamonu bu. Orijinal kestane balı bu. Şifa mı? Kokusuna falan bakın. Buradan çıkınca haftalık vitaminlerimizi alıyoruz. Yani. Evet bu şifa balı gibi tadı da evet. Zaten. Güzel. Hayır. Gerçekten sert bir evet, yoğun sert bir tadı var. Buna herhalde böyle kış balı bu. Islamurlara falan. Yok normal kahvaltıların. Bu normalde kaşık kaşık yiyorsun işte kaşığı sabahları. Doktor. Hayır çocuklar ıhlamurla falan değil mi? Ağır gelmez mi? Üzerine limon sıkıp. Ağır gelmez mi? Hayır. Çok vermeyeceksin ki şu kaşık yeterli mesela. Ha yeterli. Ama bence karşılaştırma yaparken normal balı karşılaştıralım. Evet. Belki her yerde kestane balı bulunamayabilir. Bence biz o zaman iki evet. Tane kestane balı alalım buradan evlerimize. Evet. Bir de çiçek balı normal çiçek balı alalım. Aynen. Karşılaştırmak için. Çünkü kestane balı her yerde bulunamayabiliyor. O zaman karşılaştıramayabilir. Sen geçen gün yaprak sarıyordun. Ha, evet yaprak sarmalarını buradan al. Katri her şey sizden oluyor maşallah. Bak ne güzel beni de sizle vallahi tanıştırdı. Valla buraya yani tanışma vesilem de benim pazardan oldu bu arada. Pazarda standları var. Oradan ben buraya transfer oldum. Şimdi zaten gösteririz. Pazarlık mı ediyor? Pazarlık. Ama pazarlık olmaz mı? O şey gibi yapıyor onu. O parasından yapmıyor onu da. Onu bir adet olarak galiba. Çünkü geçen videoda... Acaba başarabiliyor muyum diyor. Galiba çünkü şöyle bir şey oldu. Geçen videoda biz konuşurken durduk yere anneme dedik ki Gül abla pazar Güler teyzeciğim dedi. Pazarlık yapar mısınız? Annem dedi ki kralını yaparım. Kendi ikisi de böyle sanki pazarlık şeyiymiş gibi böyle kraliçeleriymiş gibi. Ne kadar yaparsın? De, ne yaparsın? Olarak ama her hafta fiyatlar da artıyor. Şu an öyle bir dönemdeyiz. O yüzden... Bence o işin işte şey evet, yapmış. İşin neyi denir? Güzelliği orada gibi. Yani pazara gelince pazarlık yaparım mantecesi. Yalnız Katya bu oyunu da 3 vlogtur. Herkes çözdü. Artık milletini de tanıyacak yavaş yavaş. Tüm esnaf tanısın. Pazarlıksız hiçbir şey almıyor. Evet. Sen mallarını alırken pazarlık yapmıyor musun? Biraz daha fazla alayım. Bir dakika. Önemli soruyu sormadım. Bal ne kadar? Evet, bal kestane şimdi... balı 360. Bize 300'e veriyorsunuz. Tamam. Kestane böylece balı. Pazarlık payı. Çiçek balımız ne kadar? Çiçek 78 lira. Bu yarım kiloluk, o 1 kiloluk. Ha, şimdi onu soracaktım. Onu 1 kilo vereyim ben size. Ben de çiçek balı yarım kilo olsun. Çiçek balı yarım kilo. Bunun 1 kiloluğu da var. Bu da 145 lira. 78 TL. Tamam. Kestane balı 1 kilo muydu? Tamam. Okey. Yazdın mı? 1 kilo ne kadardı? Yazdım. Dakika 8'in önce yazmışım. Evet. Kestane balı kilosu 360 TL. Tamamdır. Evet. Tamam. Bizim buradaki alışverişimiz bitti birazdan. Bitti. Kiraz, biber falan sever hayır mi? Hayır şu anda istemiyoruz. Çünkü kıyas olduğu için ben buraya ayrıca bir gün annemlerle geleceğim. Ben evet Okan bu yoğurdu çok sevdi. Biz normalde evde yoğurdumuzu evet. Yapıyoruz. Aslan da öyle. Ben evet. Normalde daha böyle ekşi çok yoğurt sevmiyorum. Bildiğiniz yoğurdu. Mayalıyoruz. Evet biz mayalıyoruz. Aa. Pazar çantamızı indirelim hemen. Hadi bakalım. Ben hesaplayabilir miyim? Tabii, söyler misin çevireceğim. Lütfen? Tamam. Tabii, tarafını çevireceğim. 9. 40. Artı 40. Ayhan bak lütfen. 40 tekrar 60 sonra evet. 2 tane 360 720 yani direkt 720 yaz. Evet. Bir de 78. Yufkada 40 aynen yazdık. 947. Eksi şey yapın. Balları evet bak. Eksi 120 yap. Eksi 120 827 lira evet. Bizim borcumuz. Tamam bu kadar şey aldık valla. Öde katil sen ödeyeceksin. 827 evet şimdi şaka, hayır şaka. Burası bende. Hayır. Bak bizim burası bende sen ödeyeceksin. Katil'in böyle demek ki böyle uyanıklıkları da var Katil'in. Bu, var ya seni pazarda tanımak lazım. Bir şey söyleyeyim mi? Siz pazarda tanımak lazım. Bütün esnaf tezgahı bırakıp kaçıyor bayan görünce. Gerçekten mi? Pazarlıkçı bayan geldi diyorlar. Geçen otomarka yaptığı arabayı 10 dakika erken çıkardım diye 10 lira kesmiş.
Ay. Nasıl yani sizden? Ayhan abi. Ayhan abinin yok, yok. Güzel. Yok çok cömert ya. Geçen geldiğinde 150 lira da bağışış aldım. Pardon. Geçeni de verelim. Çok teşekkür ederiz Ayhan abi. Çok memnun olacağız. Şimdi öyle. Peynirlerimizi alalım. İşimiz evet. Bu aldıklarımızın hepsi 820 TL. Katricimin kesesine bereket. Ufak tefek tabii burada cinlikleri oldu. Çok teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Görüşmek üzere. Sağ olun. Yanımıza cüzi bir rakam aldık. Nakit geldik ama o dükkanda dediğim gibi pazarda da standı olan Ayhan abi de kredi kartı geçti. O yüzden şu anda nakitimizden hiç harcamadık. Onu da dipnot olarak geçeyim. Biz şimdi nar alacağız. Nar. Narın daha mevsimi geldi mi peki? Geldi. Güzel narlar var. Avokado. Avokado ile nar kesin alacağız. Şimdi sen normalde meyveleri buradan mı alıyorsun? Hayır benim ileride. İlerideyim. O zaman ilerliyoruz. İlerleyelim. Ama şöyle bu arada hepsini farklı farklı alıyorum. Ha. Mesela işte burada çilek de var. Şu meyvelere de bayılırım ben. Hurma. Bak hurmanın tam mevsimi. Ben yemem çok sevmem ama Okan çok seviyor. Bunun da böyle koyu renklisi yani koyu renk olunca. İri olanı evet, değil iri mi? İri olanı. Olmuşu yani. Olmuşu o. Şimdi zaten galiba tam mevsimi diyebiliyorum. Yavaş yavaş geçen hafta da vardı. Peki, bu hafta da var. Alalım mı ondan daha? Şeyler seviyor. Bir yerde de var istiyorsan. Olur. Aynen, ileride de bakalım. Sen şöyle ben genelde böyle dolaşıyorum bu arada. Hani ondan sonra zaten direkt alımları yapıyorum tek hadi tek. Hadi o zaman birazcık daha dolaşalım. Nerede ne var onu bir görelim ilk önce. Keşifteyiz şu anda. Keşifte evet. Ben geçen hafta hatta buradan mandalinayı aldım, bu turuncu mandalinayı. Bir komşum var hamile, bayıldı. O yüzden bu hafta da buradan onun için alacağım. Tamam, burası hakim, evet, olduğumuz, burası bir hakim yer. Olduğumuz bir yer. Şöyle bir piyasaya hakim ol. Bak her yerde bak. Mesela narlar. Burada hurma, cennet hurması 18 TL diyor mesela. Orada 25 TL. Diğer yerde evet 25'ti. Evet. Burada mesela, daha aynen. Ucuz. Burada nar da var. Aslan burada baksana çok tatlı mini patates görmüştüm. Neredeydi? Mini patates vardı, baby patates. Onlardan bugün yok abi. Bakın bugün yokmuş. Onlar çok güzeldi. Onlar garnitür olarak çok güzel. Evet, çok güzel oluyordu. Çok yakışıyor ama bugün gelmemiş. Standımıza geçiyoruz, tezgahımıza. Herkesle çekilmeye pek bir meraklıymış pazarda. Herkes beni çeksene diyor. Evet arkadaşlar, demin gittiğimiz Ayhan abinin pazar standı. Erollar Gıda Peynirci. Ha bu arada ben bir şey söyleyeceğim. Bunu söylemek durumunda kalıyorum. Burada bu vlogta göreceğiniz hiçbir şey asla ve asla bir işbirliği yok. Her vlogta. Şey spontane. Ünlem. Anlık. Ünlem. Biz bu arada en şey zamanında geldik, kalabalık. Bu mantar meşhurmuş, kültür mantarı. Bu kültür mantarı, bu istiridye mantarı. Mesela geçen hafta yoktu. Evet, bu hafta var. Bunu bunu babam çok kullanıyor evet, benim yemeklerde. Ben de buradan böyle birazcık daha hani tadını yani çok severek alıyorum. Bir gösterebilir miyiz, alabilir miyim? Bu arada öyle. Ben alacağım da zaten çünkü geçen hafta yoktu. Bu hafta gelmiş. Elimiz birazcık şöyle sebzeye mebzeye değsin pazardayken. Değsin. Şöyle elleyelim, görün bakın. Yalnız ben, burası güzel bir tezgah. Burası güzel. Ben beğendim, içim evet. Açıldı bu çiçek şeklindeki istiridye mantarını görünce. Bunu benim babam çok yemeklerde kullanıyor ve çok seviyor. Her şeye çok yakışan bir şey. Ben ondan alacağım. İşte sabramcıları da alayım mı? Böyle de bonkör. Anneti babama da evet, al. Evet, sabramcıları da alalım. Sever. Aynen. Bir tane daha aynı. Ben bu kaliteyi anlamadım. Bonkör mü? bir tane de ayrı, o da ayrı. O ses ayrı ayrı. Bu şaka bir yana arkadaşlar. Katri hayatımda benim en bonkör insanlardan biri. Hani o şakaları bıraktık. Kaç? 127 lira. Mesela ben burada küsurat sevmiyorsun sen ne de. Ne kadar aldın? Şimdi kaç tane aldın? Kaç tane aldım? Kaç kilo alıyor üç yani? 3 tane aldım. 3 parça aldım. 127 bölü 3. Yani ama 3 gibi değil. Kilosu ne kadar yani? 60 lira. Evet, kilosu 60 lira arkadaşlar. Böyle bilmek isteyenler için. Bravo Katre. Kesene bereket. Hadi. Şimdi arkadaşlar cennet hurmasına burada da bir bakalım. Bak burası 15 TL. Bu tezgah pazarının ne kadar 15 TL. Şimdi şöyle 25'e başladık. 18, 15 gidiyoruz. 25'e başladık görüyorsunuz bakın pazarın devamı. Ben ceviz göremiyorum. Hah nar gördüm bak. Nar da var. İlerleyelim daha nardan bakarız. Bayağı narın mevsimi gelmiş. Ben bu arada evde nar suyu da sıkıyorum ve evet. İçiyorum. Onu da çok seviyorum. Narenci. Daha devam ediyoruz ama daha değil var mi? Almıyoruz. Arda'ya selamlarımızı yollayalım şunu göstereyim. Çünkü bitirdi. Sağ olsun. Bana kalmadı. Evet, avokadolarımı buradan alıyorum. Evet ama bugün yok. Tatlılık olacağı için buradan alamıyoruz. Çünkü beyefendi dedi ki serttir. O yüzden ancak evet, pazartesi günü dedi. Pazartesi günü bekletiyoruz yumuşasın diye. Pazartesi günü getiriyorlarmış. Bak böyle de dürüst işte. Evet aynen. Benim sert tezgahlarım satmadı. Cevizin ne kadar bu? Kaç ne kadar aldın? 3.
300 gram ne kadar etti? Ne kadar 300 gram? Bak onu da yazalım. 35 lira. Dur. Yaz. Bak ceviz. 300 gram. 30 abi. 35 TL. Pazartesi geleceğim. Tamam. Teşekkür ederiz. Hoşça kalın. Bize iki tane güzel nar verebilir miyiz acaba? Kızım kendin mi almak istersin? Ha, ben bakayım. Ben sen al aslan. Tamam. Hadi şöyle bir dokun. Şöyle bak. Yarı yarı. Şöyle bir dokuna dokunun. Ben normalde nar böyle kırmızı olsun öyle alayım demiştim. Amca bana şey demişti. Kırmızısı değil işte daha açık renkli. Mat rengi olanı. Ya siz seçer misiniz bizim için bu güzellerini? Lütfen. 18,5 gram. Yani kaç gram oluyor topla bir kisi? Hemen söyleyeyim bize. 1 kilo 390 gram. 1 kilo? 1,390. 1,390. Teşekkür ederiz. Rica ederim abla. Sağ olun. Toplam ne kadardı? 17 lira. 17 TL. Tamam. Verdin mi? Ben şimdi veriyorum. En olmuşlarından iki tane avokado alabilir miyiz? Cennet hurması... Yer misiniz? Yiyecekseniz evde ama diğer tarafta ben, daha çok beğenirsen. Ben yemiyorum. Bugün geldi. Bugün mü geldi? 2 gün bekletmeyince abi. Ben hurma çok tercih etmiyorum ama. Olmuş hiç yok mu? Ya bulamadım yani. Avokadolar nereden geliyor? Şurası. Antalya bölgesi. Antalya'dan. Alalım mı gene de bir tane? Avokadoyu çıkartamayız değil mi? Ama kıyaslayamayız eğer böyleyse. Bir tane bunu alalım bence. Aynen. Tamam. Cennet hurması kaç tane istiyorum? Yani evde yeniyorsa şey alalım. Cennet hurması şöyle paket halinde alalım ki şey olmasın. Yumuşak tamam. Mı istiyorsun? Yumuşak lütfen. Aa, şunu vereyim. Aynen. Cennet hurmasında koyu renk ve şey yumuşak olması önemliydi değil mi? Avokadomuz. Cennet hurması 6 tanesi 45 TL. Bir dakika yazıyorum. Cennet hurması. Avokado 15 lira. Avokado 30 TL. 2 tanesi al. Ama bir tane aldık. Bir tane aldım. Pardon bir tanesi 30 özür dilerim. Tanesi 30 TL. Pazarda son durağımız burasıydı. Şimdi buradan sonra markete geçiyoruz. Sehil Market'e. Orada görüşmek üzere. Arkadaşlar pazardan sonra da ikinci durağımız çoğu alışverişimi senelerdir yaptığım Sehil. Manav Kasap Şarküteri olarak geçiyor. Yani ne ararsanız kısacası çok sempatik küçük bir dükkan. Asıl diğer dükkan benim ilk gittiğim yer Kavacık'taydı. Ondan sonra burayı açtılar. Şimdi benim evime burası daha yakın olduğu için ve daha butik olduğu için ben çok tercih ediyorum. Şöyle içeriye gireceğiz. Pazardan aldığımız aynı şeyleri buradan da ben zaten pazardan da normalde evime aldığım şeyleri aldık. O da evine evet. Aldığı şeyler aldı. Katrin'in şeyi bitti. Benim aldıklarıma geldik ve şimdi alışverişimizi de başlatıyoruz. Başlıyorum. Şöyle buyurunuz. Ceviz var mı? Cevizler var aşkım. Eyvah. Keşke burada ceviz bulamasaydık. Maalesef burada da ceviz bulduk. Neden? Çünkü ben denemek zorunda kalacağım arkadaşlar. Bu da benim için totaliyle başlı başına bir challenge. Yani küçüklüğümden beri hiç böyle kırıp ceviz yememiştim. Bazen mezelerin... Güler teyze gerçekten şok olacak. Evet inanılmaz sevinecekler. Mezelerin falan içinde yiyordum ama böyle dediğim gibi şuradan ceviz alıp kırıp da yediğim bütün olarak olmamıştır. Ama galiba bu vloglarda olacak. Evet böyle... Şimdi ilk önce dediğim gibi çok küçük, butik, sevimli bir dükkan. Ben zaten böyle genelde böyle yerlerde bunu tercih ediyorum. Dediğim gibi böyle butik, özel, küçük yerler benim daha çok hoşuma gidiyor. Oteller de böyle bu arada. Çok lafı uzatmadan hemen konuya gireceğiz. Bize kim yardımcı olabilir? Evet arkadaşlar şimdi diğer taraftan aldığımız, pazardan aldığımız ilk ürünle başlıyoruz. Biz 100 gram sele zeytin istiyoruz ve fiyat öğrenmek istiyoruz. Zeytin 159.90. Yani 100. Benim hep evime aldığım zeytin bu arkadaşlar. 159.90 160 TL yani diyorum. Aynen. Evet. Sizler için tadıyorum. Yani yoksa normalde benim zaten evime aldığım zeytin bu zeytin. Yani 100 gramı 16 TL. Evet. Yani her zaman dediğim gibi beğendiğim için buradan. Burada ilk defa böyle pembe bir zeytin görüyorum. O nedir? Pancarlı zeytin. Pancarlı zeytin. Kendiniz mi yapıyorsunuz bunu? Kendimiz yapıyoruz diyebiliriz. Anladım. Okey. Zeytini böyle kapatıyoruz. Ben dediğim gibi evime aldığım ürünleri deneyeceğim. Buradaki bütün zeytinlerin de çok güzel olduğuna eminim. Şimdi Sehil'de şöyle bir şey var. Bu arada pazardan farklı olarak bu tip marketlerin ve dediğim gibi Sehil'in şöyle bir özelliği var. Artık insanların biliyorsunuz beslenme düzenleri çok çok değişti. Yediği şeyler değişti. Bir sürü insan şu anda benim etrafımda vegan beslenen var. Glutensiz beslenen var. Sadece doğal ürünlerden faydalananlar var. İşte sebze yemeyen var. Et yiyen var. Et yemeyen var falan. Böyle
böyle değişik değişik şeyler var. Burada yurt dışında olup işte ne bileyim çok her yerde olmayan ürünlerin yanı sıra tabii ki pazarda bulamayacağınız ve orada bulamayacağınız bir sürü ürün var. O yüzden burası birazcık da elit her çeşit ve beslenmeye de aynen ayak uyduran bir yer. Aynen. Yani evet, bütün dediği gibi Katrin'in tüm çeşitlere, tüm beslenme çeşitlerine hitap eden. Küçük aynen bir dükkan burası. Buradan lor alacaktık. Evet. Ne lordu? Ben bunu denemek zorunda değilim bence, değil mi? O ne kadardı? Ne kadar almıştık? Yarım kilo bir kaşar loru rica edeceğiz sizden ve fiyat rica edeceğiz. Bu ne? Onlar şey, tahin pekmez mi? Datça'da yaptırdığımız fındık ezmesi ve badem ezmesi. Ay ben fındık ezmesinden süper alacağım. Bir şey söyleyeceğim. Yarım kilo lor ne kadar? 550 gram geldi. Kilosu 149.90. Kilosu 149.90 yazar mısınız Katri Hanımcığım? Şimdi paçanga böreklik bir pastırma. Bu arada arkadaşlar gördüğünüz gibi şarküteri reyonu olağanüstü zengin bir yer. Çok çeşit var. Her çeşit peynir. Şurada şarküteri bölümü, orayı da Ali çeker. Burası Datça'da kendi yaptıkları fındık ezmesi ve badem ezmesi. Çok da güzel, lezzetli gözüküyor ayrıca. Şunları da şöyle bir gösterelim. Ben buradan alıyorum bu arada. Mesela diyordum ya, siz alışveriş yapıyor musunuz hiç buradan? Ben bu tarz ürünlerimi buradan alıyorum. Şimdi mesela dediğim, soslarımı da. Sen de soslarını buradan alıyorsun. Evet evet, soslarımı aynen buradan alıyorum. Sadece biz domates soslarımızı geçen vlogta görmüştünüz. Annem ve Katra yaptırıyorlar onları kendi. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Son tadımımı yapıyorum bugün. Patladım yemin ediyorum. Şu peynire bak mesela. Peynir mi o? Küflü. Evet, Katra peynir görünce tiklendi birdenbire. Peynir yemeyen bir arkadaşımız. Evet, ne bu? Bu Erzincan tulum peyniri. Tulum peyniri. 2019'dan kalma. 2019'dan kalma peynir. Evet. Şarap peyniri tabaklarında hep görmez misin küflü peynir? Ben büyük konuşmam ama mesela bunun girdiği buzdolabından ben yani evet, onun olduğu masada gerçekten çok zor duran. Bana çok değişik kokuyor. Sen zaten kokuyor normal pizzanın üstünde bile, ya bu arada Katri evet, pizza yedirmemiz bile çok zor. Ben hiç görmemiş de olabilirim bu arada. Neyse, Yakup Bey tartarken şunu da söyleyeyim. Mesela atıyorum bir misafiriniz var evde ve o sırada bir hazırlık yapamamış olabiliyorsunuz. Yani çat kapı misafir için diyelim. Burada çok güzel meze gibi zeytinyağlılar, mezeler, güzel bir ayva tatlısı görüyorum orada. Sarmalar, kısır, bayılırsın Katre. Kısıra bayılırım. Burada bir ciğer görüyorum. Burada bir cevizli ezme gibi bir şey var. Yoğurtlu mezeler, Amerikan salatası falan. Bunlar günlük da tabii ki taze oluyor mesela. Tabii ki günlük ve taze. Bu çok avantaj sağlıyor bizlere. Çünkü dediğim gibi bizim evin özellikle son dakika misafiri çok oluyor ve bazen bir şey olmayabiliyor yani. Ya da o anda hazırlık yapmamış olabiliyoruz. Şöyle şarküteri bölümünü de bir çekelim. Pastırmanın fiyatı 100 gram. 99 lira, 800 lira. Evet. Tamam. 100 gramı yani 80 TL. Evet. Yufka 5 adet. Ne evet kadardı 5 adet fiyatı? 50 lira. Arkadaşlar burası, burada sucuklar görülüyor. Sirkeler var bu tarafta. Sucuklar ve sirkeler. Burada unlu mamuller ve burada çok göze hitap eden gördüğünüz gibi bir çiğ et reyonu veya pişmiş et reyonu, krem peynirler var. Bir kere şunu söylemek istiyorum. Bu dükkan diğer tarafta gittiğimde de böyleydi. Şu anda da böyle. Görselliğe çok önem veriyor. Her şey böyle düzenli. Benim evimden zaten biliyorsunuz benim böyle bir düzen takıntım var. Her şey böyle güzel yerleştirilmiş. Yani insanın ilk önce damağından çok göze hitap etmesi çok önemli. Yani ben öyle düşünüyorum. O yüzden dediğim gibi şimdi ben sürekli buradan alışveriş yaptığım için burayı övüyor gibi olacağım ama Katya da işte pazardan alışveriş yapıyor. Plus buradan yapıyor. O yüzden onun da sevdiği bir yer ama ben pazara ilk defa bugün gittim, o pazara. O yüzden şu anda birazcık Katya ikisine de hakim olduğu için birazcık şey var. Ama biz şu anda takım çalışması yapıyoruz. O yüzden bu fark etmiyor. Çok farklı yerlerden çok farklı şeyler alıyorum. Gidip Akçay'dan da evet, bir sürü fiyatları çok çok uyguna çok güzel şeyler aldım. Ve bütün sofralarımda da kullandım. Kayınvalidemle falan da gittiğimiz zaman oradaki yerlerden evet, bir sürü şeyi ben buradan aldığım şarküteriyle, peynirle kombin ettim. Mesela reçel, işte orada kendimiz yaptığımız, yani benim değil ama kayınvalidemin, Ümran ablanın falan yaptığı reçelleri kombin. Yani demek istediğim, evet bazı ürünler bazı yerlere kıyasen daha pahalı olabilir. Bu onların kötü oldu. Hayır yani kötü değil. Hani çok yani bu olabilir ama ucuz malında kötü olması diye bir şey söz konusu değildir. Yani özet olarak bunu dipnot geçtik. Şimdi şöyle bir haksızlık olacak. Yani haksızlık derken pazardaki avokado beyefendi söylemişti daha olmadı dedi. O yüzden tabii sert onu dedi, denerken sert olacaktır. Buradaki avokadoları görebilir miyiz? Nerede? Şu anda. Benim demin de söyledim, avokadomu tek aldığım yer Sehil. İnanılmaz bir tüketim var bizim evde. Çocuklar yiyor, Arda yiyor, ben yiyorum ve gerçekten bugüne kadar buradan ne zaman avokado aldıysam bir kere bile içine işte kararmış çıktı, ne olmamış çıktı. Hiçbir şey olmadı. Şu avokadoları şuradan hemen
Her zaman yani her zaman mutlu kaldım. Ama şu an bunlarda da galiba daha bir beklememiz mi lazım bir iki gün falan ya da olmuşları mı alalım? Olmuşları var. Bazı müşterimiz tüketmek istemiyor hemen. Evde bekletenler de oluyor. O yüzden sertli yukarı koyuyoruz. Şöyle yapalım mı? Bence biz yine sert alalım. Evet. Çünkü oradan da biz pazardan da sert aldık bir adet. Şuradan en şey oluyor. Evet, bir tanesi ne kadardı şimdi avokadonun? Avokadonun tanesi 39.95. 40 lira. En güzel narını verir misin bana? Çeşidi sana bırakıyorum. Tamam. En güzel narını bana ver. Evet, tamam. Bir adet. Ne kadar? Biz oradan bir dakika 2 adet almışız. 2 adet alalım buradan tamam. Da. Eşitlik olsun. 2 tane verdim. Kaç gram yani kaç şimdi tartalım? Daha önceki vloglarımda enginar hatta geçen gün dün işte gittim bir yere bir alışveriş merkezine. Oradan bir kadın beni yakaladı dedi ki Aslan Hanım sizin dedi vlogunuzda yaptığınız enginarı dedi yaptım inanılmaz oldu dedi. O enginarda biliyorsunuz bu orman meyveleri vardı. Yanında evet. Biz bu orman meyvelerini de hep sehilden alıyoruz. Çünkü zaten bilmiyorum sen pazardan buluyor musun bunları? Hayır bunlar yok. Bunlar da evet. Yok mesela. Aha. Bu da benim çocuklarımın en sevdiğim meyve. Evet. Zaten vlogları takip edenler kesinlikle görüyordur. Asil'in özellikle şu yaban mersini ve ahududu. Ben de genelde peynir tabaklarımın bir numaralı süslerinden yine beni takip edenler bilecektir. Şimdi baktığımız zaman onu o tarafta bulmamız mümkün değil. Bunları da buradan alıyorum. Şimdi bugün nar oradan mi? Almadım evet, diye. Nar, evet. Nar kilosu 39.95. Narın 1 kilo 100 gramı. 44.50. Cennet hurması. Hiç haksızlık olmuyor şu anda. Her şey birebir. Orada ne bulduysak. Cennet hurması 2 tane var sanki. Şimdi bunlar elma gibi tatlı sert. Bu da olgun yemeğe hazır. Biz yemeğe hazır alacağız. Aynen çünkü oradan öyle aldık. Ama renk olarak. Kaç adet? 6 adet. Evet 6 aldık. 6 adet tamam. Alalım. 59.95. Tamam kilosu 60 lira yani. Cennet hurması 6 tane aldık. Çileklere bak kocaman mesela bunlar yok. Evet aynen. Şimdi şu evet, çilek boyutuna baktığımız zaman. Pazarda böyle çilekler şu anda yok. Ki mevsimi sanırım bitmek üzere. Ki bunlar hormonlu çilek falan da değil yani. Kendiliğinden böyle organik. Arkadaşlar. Yani biz burada gerçekten hani tanıdık yere geldiğimiz için böyle bir şey konuşmuyoruz. Pazarda da belirttim. Asla bir işbirliği konu değil. Yani gerçekten neyse o. Onu konuşuyoruz. Evet Katya'cığım tamam. Onu da yazdın. Neyimiz kaldı şimdi? Cevizimiz kaldı. Cevizimiz var. Ceviz kaç gram almışız? İstiridye mantarımız var. Ceviz 300 gram almışız. Şöyle. Kabuklu en iyi cevizden ver. Ben sütten vereyim. Onu da daha iddialıyım. Tamam. Ya bana zaten tamam. Sorma. Ben ikisini de beğenmeyeceğim. Bir bakmışız bu vlogdan sonra Aslan'ın cevizi yedikten sonra bir anda ceviz yemeye başlıyormuş. Sevemiyorum. Ceviz, badem, fındık, fıstık şunlar falan elimi sürmem. Evet. 300 gram cevizimizi aldıktan sonra şurada istiridye İstanbul mantar, istiridye mantarı olarak geçiyor. Onu kaç evet. Gram almıştık oradan? Bir. Oradan kilosu 60 TL'ydi onun. Bir tane evet böyle bir şey almıştık. Bu şu an 300 gram. Ha tamam. İstiridye mantarı. 44 liraya geldi ceviz. Ceviz. Buyurun. 300 gram 44 TL. Rica ediyoruz sizden bir hesap. Ben burada da elime alırmışım yine o hesap şeyini. Cennet hurması, nar, ceviz. Ha balları almadık. Aa ballar var. Çok özür dilerim. Çiçek balı 700 gram. Heh. Organik süzme çiçek balı. Kestane balı da 700 gram. Tamam ikisinden de 700 alalım. Biz onların hesaplarını evet. Yaparız 700 zaten. Gramı ne kadar? Şimdi bakacak onların tamam. Da fiyatına. Başka tamam. Ballardan başka unuttuğumuz bir şey yok bence. Katya burayı da sen ödüyorsun. Tamam burayı da ben. Bütün hepsi bende. Şaka yaptım. Bu ne çiçek? 359 mu? 360 yani. Evet. Aynı galiba. Ama orada bir kilosu. Aha. Ha. Bu da 315 lira. 315 öyle 700 gram. Tamam. Şu an toplam 11 parça ürünümüz var. Evet arkadaşlar 1161 lira tuttu. Çok da bir fark olmadı yani. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Birazcık sehilin pahalı demesi sebebi şunu söyleyeceğim. Çok yurt dışından ürün de getiriyorlar. Tabii canım burada bir sürü yani şey var yani. Yani şimdi o yurt dışından üründen biliyorsunuz ki eurolar, dolarlar falan filan arttı. Öyle olunca ister istemez. Yani buradaki baktığımız her şey yabancı bir sürü onlara, ürün var burada. O tarz şeyler hiç almadık. Değil mi? %80 ithal. %80 ithal ürün var yani burada. O yüzden biraz ondan yani dolayı bana, da. Bana bu arada evet. Fark olması son derece normal evet. Geliyor. Yani dediğim gibi biz şu anda pazarla market kıyası yapıyoruz. Yani evet. Biz bunun denginde bir market kıyası yapsaydık o zaman evet, o belki bambaşka bir şey olurdu. Ama şu anda zaten aslında pazar vs marketi biz evet. Böyle kıyaslamamız da çok mantıklı değil baktığımız evet. Zaman. Biz tat kıyaslayacağız. Yani organik fiyatlarda... Gibi bir şey yani aslında. Aynen. Yani böyle güzel, lezzetli. Aldığınız hurmayla mutlaka mukayese edin. Aldığınız cevizle mutlaka yapın. Ben şu anda gözümle o mukayeseyi yaptım. Evde sonucu evet, belirteceğim. Çok güzel koyuyor. Vlogumu izlerseniz sonuçları göreceksiniz. Neyse şimdi ön yargı olmasın. Güzel ama heh, çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Görüşmek üzere diliyoruz. Hoşçakalın. Sağ olun. Hoşçakalın. Hoşça
Arkadaşlar gördüğünüz gibi ilk durağımız pazar, daha sonraki durağımız marketti. İkisini de sizler için çok ayrıntılı çekmeye çalıştık. Katra ile beraber bayağı da sohbet ilerledi. Aktı gitti, su gibi aktı gitti. Bu ürünlerin hem fiyat hem tad olarak kıyaslamasını bir sonraki bloğa bırakmak durumundayız. Çünkü hem böyle 1,5 saat size dizi sunar gibi çok uzun sürdü. O yüzden bunu iki parçaya böleceğiz. Part 1 ve Part 2 olarak. Bu vlogu izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki vlogda dediğim gibi tat, fiyat ve ürün kıyaslamasını izlemek için sizleri bir sonraki vlogda görüşmek üzere. Öpüyoruz. Görüşürüz. Görüşmek üzere. Bye bye.